Sevgili izleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam yaptığı açıklamalardan detayları aktarmaya devam edeceğiz. Pek çok farklı gündem maddesine pek çok farklı yorum getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Mesela konuştuğu, konuyla ilgili yorum getirdiği durumlardan bir tanesi Afganistan'da yönetimi ele geçiren ve çok büyük korku yaşatan, başta oranın kadınlarına sonra da tüm dünyaya büyük korku yaşatan Taliban rejimi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan rejimle görüşülebileceğini söyledi. Biliyorsunuz bu çok büyük tartışmalara sebep olmuştu. Konuyla ilgili bir diğer tartışma konusu oradaki askerlerimiz. Konuyla ilgili bir diğer tartışma konusu Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nın güvenliğine ve muhafazasına ve yönetimine talip olması, askerlerimizin oraya gönderilme durumu. Tümüyle ilgili açıklamaları var Cumhurbaşkanı'nın. Sabah gazetesi Afgan göçüne karşı 7-24 nöbet diyerek olayın göç boyutuyla ilgili bir manşet atmış. Sınırda 24 saat gözetleme ve devriye görevi yapan Mehmetçik, termal kameralar, drone, İHA ve SİHA'larla kuş uçurtmuyor. İran sınırında kaçak geçişleri engellemek için adeta bir seferberlik yaşanıyor. TSK'nın hudut namustur sloganıyla sınırı 7-24 göz hapsinde tutarken hattın hemen gerisinde binlerce özel harekat polisi ve jandarma sürekli devriye atıyor diyor. Muhalefetin yalanı ABD'den döndü denmiş bir diğer başlıkta. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in Biden, Afgan mültecilerin Türkiye'ye gönderilmesi için Erdoğan'la anlaştığı iftirası da fos çıktı. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği anlaşma veya pazarlık iddiaları tamamen temelsiz açıklaması yaptı diyor. İlerleyen dakikalarda muhalif liderlerin verdiği son mesajlar da var bu konuyla ilgili. Onlar bu konuda ısrarlı olmaya devam ediyorlar. Biden'la yapılan görüşmede resmi bir tercüman kullanılmaması, görüşmenin devletin resmi kayıtlarına geçmemiş olması şüphenin en büyüğü olarak görülüyor muhalefet liderleri tarafından. Bir diğer gazeteden benzer bir detayla devam edelim. Farklı gazeteler olaya farklı açıdan bakıyorlar. Afgan göçü İran'la anlaşarak önlenir manşeti atılmış. Bugün Yeni Çağ gazetesinde pek çok farklı muhalif liderin önerisi bu yönde. Kılıçdaroğlu, Babacan, Meral Akşener ve pek çok farklı isim bu tavsiyede bulunmuştu. İran üzerinden geliyorlar, niye onlarla görüşmüyoruz diye sormuşlardı. Tahran yönetiminin sınırlarını kapatması için Ankara'nın girişimde bulunmasını isteyen Akşener, en önemlisi de Türkiye'ye gelmelerinin önünü açanlar hesap vermeli dedi. Sınır güvenliğinin sağlanmasını isteyen İyi Parti lideri, bazı tedbirler alınmadan birçok göçlerle karşı karşıya kalırız. Türkiye bu keşmekeşlik içerisinde itibarını ve devlet olma iradesini kaybediyor. Asıl kınamamız gereken budur ifadesini kullandı. Kabil'de havalimanının güvenliği için gönderilen Türk askerinin geri dönmesini de isteyen Akşener, ortada Afganistan mı kaldı da Mehmetçiğimizi orada duracak diye sordu. Derhal askerimizin geri çekilmesi lazım, tezkerenin de iptal edilmesi lazım diye konuştu diyor. Biliyorsunuz bu konu çok ciddi tartışma konusuydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Taliban'la görüşüp görüşmeyeceği, bu temasın uygun olup olmayacağı, terör diye nitelendirilen bir grupla bir devletin karşılıklı görüşmesinin ne anlam ifade ettiği hep tartışıldı. Bölgedeki askerimizin varlığıyla ilgili ise Dışişleri Bakanı yaptığı son açıklamada henüz karar vermedik dedi. Taliban yöneticilerinin yaptığı itidalli ve ılımlı açıklamaları bizler de memnuniyetle karşılıyoruz. Taliban'ın verdiği mesajları da olumlu karşıladığımızı söylemek isteriz. Bir uluslararası terör örgütü yönetimi ele geçirmiş. Milyonlarca insan ülkeden kaçıyor. Millet kaçmak için havalanmakta olan uçak tekerleklerine sarılıp ölüyor. Kadınlar, çocuklar ve örgüte mensup olmayan herkes korku içinde. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yetkilileri Taliban'a sempati ikmali yapıyor. Pes. Taliban'ın yönetim anlayışını, rejimini benimsiyoruz, olumlu karşılıyoruz demedik. Ayrıca mesajlarını olumlu karşılıyoruz dedik. Geçmişte kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere binlerce kişiyi katleden Taliban'ın Afganistan yönetimini ele geçirmesiyle birlikte dünya kamuoyuna verdiği mesajlar için olumlu demişti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu. O sözler tepki görünce Hürriyet gazetesinden Hande Fırat'a rejimi benimsiyoruz demedik açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da Taliban açıklamaları geldi. Taliban, hiçbir yabancıya müdahale etmeyeceğiz, herkes burada yaşayabilir, diplomatik misyonlara da dokunmayacağız, faaliyetlerini sürdürülebilir gibi olumlu mesajlar verdi. Havaalanına şu anda bir müdahaleleri yok. Taliban yöneticilerini kabul edebileceğimizi daha önce de ifade etmiştik. Bu tavrımızı bugün de muhafaza ediyor. Radikal bir değişme beklemek zor. Özellikle kadınlara dönük yaklaşımlarda. Biz tüm taraflarla diyalogumuzu sürdürüyoruz, Taliban dahil. Ne diyor Biden? Afganlar ülkesini savunmazken ABD askeri orada ölmemeli diyor. Biz niye bunu söylemiyoruz? Afganlar ülkesini savunmazken Türk askeri orada ölmemeli demeli Türkiye'nin Cumhurbaşkanı. Mehmetçiğin güvenine karşı her türlü tedbiri aldık, almaya devam ediyoruz. Hiçbir şekilde Mehmetçiğin hayatını orada tehlikeye atmamız söz konusu olmadı, söz konusu olmaz. Türk askerlerinin Afganistan'daki varlığı da siyasetin önemli gündem maddesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamid Karzai Havalimanı'nın güvenliği konusunu sahadaki duruma göre yeniden değerlendireceğiz dedi. Havalanın güvenliği ve işletmesini de biz yürütüyorduk. Afganistan mı kaldı kardeşim de orada Mehmetçik duracak? Derhal askerimizin geri çekilmesi lazım. Bir tezkere var, hemen meclisin toplanıp yetki iptal etmesi lazım. Bunu söylemek için erken, çünkü şimdi yeni şartlar oluştu. Önceliğimiz geri kalan vatandaşlarımızın, dönmek isteyen vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştirmek. Askerlerimizle ilgili kararı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep beraber vereceğiz. Şimdi sahada oluşan bu yeni gerçeklere göre planlarımızı yapıyor. Görüşmelerimizi de ona göre sürdürüyoruz. Ne oldu? Kabil Havalimanı'nda Türk askerinin kalmasına gerek kalmadı. Çünkü ortada korunacak bir yer kalmadı. Mehmetçiğin güvenliği içinde her türlü tedbir alındı, alınmaya devam ediyor. Fakat her an durum değişebilir düşüncesinden hareketle de olayı yakinen takip ediyoruz. Herhangi bir farklı gelişme olursa onlara karşı da gerekli planlarımızı uygulamaya hazırız. Habertürk televizyonunda konuşan Davutoğlu da diğer muhalefet liderleri gibi Türk askerinin geri çekilmesini istedi. Hulusi Akar tedbirleri aldık, alternatif planlar hazır derken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Türk askerleri ve Kabil Havalimanı'nın korunması ile ilgili kararı henüz vermedik dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldığı televizyon programında işbirliğine hazırız vurgusu yaptı. Afgan halkının huzuru, bu ülkede yaşayan Türk soydaşlarımızın selameti ve ülkemizin çıkarlarının korunması noktasında her türlü işbirliğine hazırız.